Merhaba sevgili takipçilerim, Sevda'nın Örgü Evi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi bir böyle yelek örneği anlatacağım. Bayan yeleği, gelin yeleği kendinize yapabileceğiniz kolay bir örnek. Angora'yı kullandık. Böyle mürdüm, simli. Bir de örneğimizi böyle yakından görelim. 2 numara tığ. Şimdi örneğimiz burada dururken ara ara zaten göreceksiniz. Ben de hemen başlamak istiyorum. Fıstıklı bir yelek. Şimdi böyle alt trabzanını yaptıktan sonra örneğimize başlıyoruz değerli izleyicilerim. Şöyle hemen yapalım bir tane tam anlaşılsın. 3 tane zincir çekiyorum. Bir üstüne dolayıp trabzan yapıyorum. Dilediğiniz uzunlukta. Şimdi 2 veya 3 zincir çektim. Yan trabzanlarını yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Biraz böyle aralıklı batıyorum değerli izleyicilerim. 2, 3. Arada 1 veya 2 zincir çekiyorum. Yine aynı yere 3 tane trabzan yapıyorum. Arada 1, 2, 3 zincirim var. Şöyle aralıklı batıyorum yine. Aynı yere 3 tane trabzan yapıyorum. Arada 1 veya 2 zincirim. Yine hep batıyorum. 3 tane trabzan. 1, 2, 3 zincir. Ve şu şekilde yan trabzanlarıyla devam ediyorum. Birinci sırasını şu an ördüm. Şimdi ikinci sırasını hemen başlıyorum. Yine bakın aynı şekilde şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Bir doladım. Şu 2 zincirin içine 2, 3, 4, 5 tane fıstığımızı doldurup 2 kere de çıkıyoruz. Şimdi yine aynı şekilde bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Şu 3 zincirin içine önce sık iğne ile tutturdum. Sonra tekrar 4, 5 zincir çekiyorum. Şu 2 tane zincir çektiğim yerin hemen içine 5 tane fıstığımı dolduruyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Bakın. Örneğimizin şu an birinci sırası. Yani bir örneğimiz çıktı. 1, 2 sıradan oluşan bir yelek örneği. Şimdi siz modelimi izlerken bir örnek daha anlatmak istiyorum. Tam anlaşılsın. Tığ işi, gelin yeleği. İşte bazen yazıyorsunuz. Videolarımızda bulabilirsiniz değerli izleyicilerim. Birçok yelek örneğimiz var. Gelin yeleği kendinize. Oradan da Sevda'nın Örgü Evi yazdığınız zaman takip edebilirsiniz bizim kanalımızı. Şimdi bakın kaldığım yerden yine devam ediyorum.
3 tane zincir çekiyorum. Hemen şu fıstığımızın tam böyle tepesinden önce 3 tane trabzan örüyorum. Arada 1 veya 2 zincirim tekrar aynı yere batıyorum. 1, 2, 3 zincirim var. Yine bakın böyle fıstığın tam en üst ucundan 3 tane trabzan örüyorum. Aynı yere batıyorum. 3 tane zincirle devam ediyorum. Bakın şimdi ikinci örneğimizin birinci sırasında örerken devam ediyorum şu an. Şimdi 5 tane zincir, 1, 2, 3, 4, 5 zincir, bir doluyoruz. Hemen bakın, 5 tane fıstığımızı dolduruyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir, şu 3 zincirin içine sık iğne ile tutturuyorum. Yine sonra 2, 3, 4, 5 zincir ve şu 2 trabzanın yani üçerli yaptığımız 2 zincirin içine 5 tane dolduruyorum. Yine 2, 3, 4, 5 zincir sık iğne ile tutturuyorum ve devam ediyorum izleyicilerim bakın. Örneğimiz bu şekilde. Hem kolay hem de zevkli bir örnek. Siz izlerken modelimi ben de hemen şu ucunu tamamlayıp fazla da uzatmaya gerek yok. İki sıradan oluşan bir yelek örneği. Arkalı önlü bakın. Hem böyle şimdi açık renkte daha çok gösterdi. Arka tarafı da böyle, ön tarafı da böyle, iki tarafı da hiç fark etmez. Hangi tarafını seviyorsanız orasını kullanın değerli izleyicilerim bence. Bakın. Açık renkten her zaman daha çok gösteriyor. Koyu renklerde üzerimizde belki çok hoş duruyor ama ekranda açık renkte gösterdiğini yani hep görüyorum böyle. Bakın bu renkte çok güzel ama bunda fazla göstermiyor kameralardan. Ve siz buradan sizinle beraber ördüğümden takip ederseniz daha iyi çıkartırsınız örneğimizi. Çok da güzel oldu. İnşallah ilerleyen zamanda renk renk yelekler yaparız sizlerle beraber. Şöyle yavaş yavaş hem örneğimizi görerek hem de sizlere veda etmek istiyorum. Şuradan iki sıradan oluşan böyle fıstıklı bir yelek örneği. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Sağlıklı ve mutlu kalın değerli izleyicilerim diyorum.